Yani şarkının bu öykü meselesinin TikTok'a da kayması biraz olayı büyüttü değil mi? Yani bütün TikTok mizahına girince de biraz büyüdü de onunla ilgili ne hissediyorsun? Herkesin kocasına kimse karışamaz bence. Yani kimin kocası bu diye herkes biliyor. Evet. Biraz oradaki videolardan toparladı. Gösterseniz abi. Kimin kocası bu? Bu benim kocam. Abi bırak kocayı bacıyı. Al şunu, al şunu. Güzel bu kelime. Kimin kocası bu? Kimin kocası bu? Bu benim kocam. Evimin direği, kalbimin sahibi, canımın içi. Kimin kocası bu? Bu benim kocam. Evimin direği, kalbimin sahibi, canımın içi. Ya abla ben senin kocaman seni arkadan geliyorum. Adam iki tane de poşetleri alıyor. Pardon abi. Organik dediğim bu yani. Hani bunu istediğin PR şirketin olsun, o olsun, bu olsun, şu videoları çektiremezsin evet, yani. Evet, yaptıramazsın. Evet, orayı nasıl buluyorsun yani? TikTok'un bu desteğini nasıl buluyorsun? Ya çok güzel çünkü kendi kendine gidiyor ya, o çok güzel. Mesela bunun için uğraşmıyorsunuz. Beğenildiği için uyarlanıyor ve o şekilde yapılıyor. Çok güzel bir şey, eksik olmasınlar. Şu an arkadaşlar şey diyor mu, bizim sayemizde böyle oldu. Evet. O videoyu biz koyduk, bizsiz olmaz falan. O ekip, onlar üniversiteden mi o edebiyat okurken? Evet, sınıf okurken. Arkadaşlarımız işte. Peki bu gerçekten mi çok sert bir aşk hikayesinin ürünü mü bu şarkı? Evet, çok sağlam. Evet. Bayağı. 9 aylık bir ayrılık süreci, o süreçte. Bütün ne varsa zaten orada çıktı.